Yanıma geliyor. Evet, sizi Brother'la selamladı. Dönüyor. Bu her yıl bir konu, onu söyleyeyim. Rolling Circle dediğimiz hem kendi ekseninde dönüyor hem de yere paralel bir halka yapıyor, bir daire çiziyor. Bu akrobatik hareketlerin zor hareketlerinden bir tanesidir. Aynı ortam olsa kuyruğu yere değdirir. Korsan o kadar aşağı indirir bu modeli. Zaten daha düşük irtifada uçabilmek için sizden iyice uzaklaştı. Sobit artık bir iniş kesin. Evet, süper bir iniş oldu. Evet, çok güzel. Hadi programı değiştirdik o zaman. Tamam, peki. Evet, F-16 tırmanırken biraz zorlandı. Devam ediyor Murat Bey. Eş dediğimiz gövde üzerinde uçağın yan olarak uçuşu. Ama biz modelcilikte her türlü fantezimizi gerçekleştirebiliyoruz. Evet, seri konulara başladık. Bunlar ise bunlar. Ödül rüzgara 15 nat rüzgarda aynı yerde kalabiliyordu. Yani bu şu demek. 19 Mayıs kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün burada 19 Mayıs'a Teknofest içeriğini, temasını işleyecek bir organizasyonun içindeyiz. Burada Sivil Havacılık'tan, Hava Sporları Federasyonu'ndan, Teknokent Koleji'nden, Göktürk Havacılık Lisesi'nden arkadaşlar burada bir dizi etkinlikler yapıyorlar. İşte az önce gördüğünüz Model Cup gösterisini gördük. Az önce yine jet uçakların uçuşlarını gördük. Burada biz şunu istedik, hatta bizim burada F-16'dır, jet uçağımız var. Yine burada uçak motoru var ki burada arkadaşların ve gençlerin teknolojiye, model uçaklara, model helikopterlere, simülasyonlara meraklarını, dikkatlerini çekmek adına 19 Mayıs'a böyle bir tema koyduk. Halkın da çok ciddi anlamda etkinliği var. Ciddi anlamda hakikaten Teknofest'in de Samsun'da olması bu heyecana bir heyecan daha katıyor. 19 Mayıs'la beraber bu şu anda gördüğünüz Atakum'da çok ciddi bir kalabalıkla insanlar hem teknolojiyi, hem Teknofest öncesi Teknofest'i, hem de 19 Mayıs'ın o coşkun ruhunu yaşamış oluyorlar. Bugün burada öğrencilerimizin yaptığı uçakları tanıtıyoruz. Göktürk Havacılık Lisesi'nde öğrenciler işte insansız havacı yapıyor, onları uçurmasını öğreniyor, onların eğitimlerini tamamlıyorlar. İşte mesela ikinci pilotumuz burada. Tepkiler umduğumdan çok güzeldi. Eğlenceli bir uçuş oldu. Nasıl anladınız? Evet, 19 Mayıs'ı böyle kutluyoruz. Yine Solo Türk uçağımızı uçurdu. Çok heyecan verici bir uçuştu. Açıkçası çok heyecanlandım. Bayağı keyifli bir uçuştu. Grup halinde uçtuk. Bence çok güzel bir uçuştu. İnsanlar çok beğendi galiba. Çünkü bayağı bir alkış vardı. Bakın bayraklar arasında ne kadar muntazam, hiç problemsiz geçebilir. Lüp lüp yaptı şimdi.